Ne oldu, gidemediniz mi? Geldik. Geldik. Gelelim. Tamam. Tamam. Evet, hoş geldiniz bakalım. Şimdi şöyle bir planımız var. Bugün bir saat yapacağım dersi. Çünkü burada bizim üniversitede kayıtlar var. Ondan sonra tek ders. Ayın 10'unda ve ayın 17'sinde iki tane telafi dersimiz var. Tamam mı? Tamam, olur. Yani bir bu cuma, bir de haftaya cuma. Çünkü ayın 13'ünde yokum ben. Şehir dışında olmam gerekiyor. Tamam mı? Haberiniz olsun diye söylüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bir tane de dersiniz. Sınıf kalması da bu. Ders bir tane de. Yok, yeni başlarız. Sınıf nereye yatırayım? Kıskandı. Yok. Yani orası arası var. Selam, merhabalar. Şimdi... Beşinci ünitedeyiz. Gelir giderlerin dönem sonu işlemleri, finansal tabloların düzenlenmesi konusu. Bugün bunun üzerinde konuşacağız. Şimdi şöyle hatırlarsak eğer, dönem varlıklarda ve duran varlıklarda burada varlıklarımız mevcut. Varlıkları dönem sonu işlemlerine tabi tutuyoruz. Bu varlık kısmı bittikten sonra yabancı kaynakları dönem sonu işlemlerine tabi tutuyoruz. Yapmıştık. Hatta geçen hafta bir de öz kaynakları dönem sonu işlemlerine tabi tuttuk. Şimdi bu bir. İki, ne var? Şöyle bir durum var. Hatırlarsınız muhasebe sürecini 31 Aralık tarihine gelindiğinde tüm bir yılı içeren genel geçici mizan hazırlanıyordu. Aralık ayı mizanı. Evet. Genel geçici genel geçici mizan. Şimdi bakın, genel mizan olması bunun 01.01 ile 31.12 tarihlerini arasını kapsıyor olmasından kaynaklanıyor. Geçici olması ise, işte bu dersin konusu zaten o. Dönem sonu işlemleri yapılmadığı için geçici mizan adını alıyor. Şimdi biz bu genel geçici mizandan sonra dönem sonu işlemlerini yapıyoruz. Ondan sonra yine 31.12 tarihinde bu sefer her şey kesinleşiyor artık. Geçicilik ortadan kalktığı için kesin mizanı hazırlıyoruz. Şimdi dönem sonu işlemlerinde ne var burada? Şu bilançoya ilişkin, yani varlıklara, yabancı kaynaklara ve öz kaynaklara ilişkin dönem sonu işlemleri yapılıyor. Bunun dışında bir de, bu bilançoyu ilgilendiriyor, bir de işletmenin kar ya da zararın hesaplanması gerekiyor. Yani onun da netleştirilmesi gerekiyor. Bir de kar zararın belirlenmesi işlemi var. O zaman bunu yaptık şimdiye kadar. Bunu da yaptığımızda varlıklar kesin, borçlar kesin, öz kaynaklar kesin, kar ya da zarar var, vergi hesaplanacak, hepsi kesinleşiyor. Sonra kesin mizan hazırlanıyor. Kesin mizandan sonra da finansal tablolar hazırlanıyor zaten. Kesin mizan hazırlandığı zaman iş basit. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir iki husus var. Şöyle ki, şimdi işletmeler, geçen hafta biraz değinmiştik buna, şimdi biraz daha açık detaylandıralım bunu. Şimdi işletmeler yaşamları boyunca 31-12 faaliyetlerde bulunuyorlar ama her zaman için bu faaliyetler illa o yıla ait faaliyet olacak diye bir zorunluluk içinde değil. Ne demek istiyorum? Örneğin şurası 2016 olsun. Burası 31.12.2017. 31.12.2018 diyelim. Şimdi biz şu tarihteyiz. Şurada bir yerdeyiz. Örneğin ne olsun burası? 1 Mart
tarihi olsun. Şu 1 Mart tarihinde işletme bir işlem yapıyor ve bu işlem 2016 yılında yapılmasına rağmen 2017'yi de ilgilendirebiliyor. Örneğin şuraya kadar geldik. Diyelim ki burası da 01.03.2017 olsun. Binasını kiraya vermiş olsun işletme. Mesela. Çok yaşayın. Binayı kiraya vermiş olduğunu düşünelim. Aylık 15 bin liradan çarpı 12 yaptığını düşünün. Şimdi burada işletmenin şunu biliyor olması gerekiyor. Biz bu işlemi 2016 yılında yaptık. Güzel. Binayı kiraya verdik. O da güzel. Hiçbir problem yok. Parasını peşin aldık. Onda da bir sıkıntı yok. Ama bu aldığımız paranın hepsi, yani kaç para yapıyor buradan? 15 çarpı 12 dediğimizde 10 desek 150, 160 bin lira mı? Kaç para yapıyor? 150, 180 bin lira yapıyor yanılmıyorsam. Neyse. Şimdi bu paranın hepsi 2016'da, yani hepsinin şu kasa hesabına kaydettiğimizi düşünelim. Ama bunu bir gelir olarak kaydedeceğiz. Ne geliri? Kira geliri diye kaydedeceğiz biz. Ama buraya hepsini biz kira geliri yazarsak, kira gelirleri hesabı diye yazarsak yanlış yapmış oluruz. Çünkü yapmamız gereken şey, aslına bakarsanız, dönemsellik kavramı gereğince şu 2016'ya ait olan kısmı, yani şu parçayı ayrı, ondan sonra 2017'ye ait olan kısmını da ayrı şekilde muhasebeleştirmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde bölmemiz gerekiyor. Yani kaydımız bu şekilde olmayacak. Ne olacak peki kayıt? Kayıtta yapacağımız şey, şuraya yazalım. Kasa hesabı diyeceğiz. Buraya tüm para geliyor. 2000, burası 2016'ya ait olan kısmı, kira gelirleri. 2017'ye ait olan kısmı da gelecek aylara ait gelirler hesabı. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu yapmamızın sebebi dönemsellik kavramı. Dönemsellik kavramı diyor ki, eğer bir yıla ilişkin kar ya da zararı doğru şekilde belirlemek istiyorsanız, o yıla ait olan gelirlerle o yılın gelirlerini elde etmek için katlanılan giderleri karşılaştırmanız gerekiyor diyor. İşte bundan dolayı bunu ayrımını yapmamız gerekiyor. Benzer şey giderler için var. Bakın kitabınızda diyor ki, kamyonetin diyor servis masrafı 200 lirayı diyor, genel yönetim giderlerine kaydetmişiz diyor. Mesela hatalı bir kayıt yapılmış burada. Bunun düzeltilmesi gerekebiliyor. Ne demek istiyor? Şimdi pazarlamada kullanılan bir varlık ve bu varlığa ilişkin giderler, eğer şeyler belliyse, o varlığın nerede kullanıldığı, hangi amaçla kullanıldığı belliyse, giderin de o amaç doğrultusunda bir gider hesabında muhasebeleştiriyoruz. İşte pazarlama amacıyla kullanılıyor. O zaman bunun yönetim gideri değil de pazarlama gideri olarak muhasebeleştirilmesi daha doğru olacaktır. Yani pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabında bunu muhasebeleştirmemiz gerekecektir burada. Fakat yani doğru olan bu. İşletme ne yapmış peki burada? Genel yönetim giderlerine kaydetmiş. Yani ilk ortaya çıktığında genel yönetim giderleri hesabı işte bir miktar para. Sonra da demiş ki kasa hesabı bir miktar. İşte bunun, bu yanlış bir kayıt. Bunun düzeltilmesi gerekiyor diyor. Nasıl düzeltecek işletme bunu? Olması gerekeni düşünün. Aslında
aslında işletme bu kaydı daha ilk işlem gerçekleştiğinde pazarlama, satış, dağıtım giderleri ve kasa hesabı şeklinde yapması gerekiyordu. Nasıl yapmış kaydı? Genel yönetim giderleri şeklinde yazmış. O zaman bu genel yönetim giderlerinin iptal edilmesi gerekiyor. Onun yerine pazarlama, satış, dağıtım giderleri yazılacak. Yani pazarlama, satış, dağıtım giderleri hesabı ve genel yönetim giderleri hesabını kullanmamız gerekiyor ki hesaplar doğruyu bulsun, düzelsin. Onun dışında farklı kayıtlar da yapılabiliyor. Mesela şöyle bakalım. Hatalı işlemler, hatalı tutar hatalarından kaynaklanan problemler ortaya çıkabiliyor işletmede. İşte kitabınızda örnek var. 35 lira demiş. Aslında masraf 35 lira. Bunu 53 lira diye kaydetmiş. Yani fazladan bir gider yazılma durumu ortaya çıkıyor. Ya da gelir de yazılabilirdi. Bir şey fark etmiyor. Bu tespit edildiğinde bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bunu işletme nasıl kaydetmiş? Genel yönetim giderleri hesabı 53 lira demiş ve kasa mı demiş? Kasa hesabı 53 lira demiş. Aslında bunun kaç para olması lazım? 35 lira olması lazım. Genel yönetim giderleri hesabına baktığımızda burası 53 lira görünüyor. Kaç lira olması gerekiyormuş? Bunun 35 lira olması gerekiyor. Peki muhasebe ilkeleri doğrultusunda, muhasebe tekniğine göre 53 lira kalan veren nasıl 35 lira gösterir hale gelecektir? Hesabı 18 lira eğer alacaklandırırsak 53-18, o da 35'i verecektir. Onu hemen düzeltiyoruz o zaman. Kasa hesabı 18, genel yönetim giderleri hesabını 18 lira diye yazarsak o zaman hesabın düzeltilmiş kaydını elde etmiş oluyoruz. Var mı sorunuz arkadaşlar? Efendim? Evet hocam, bilanço ne oldu hocam? Yani söyleyebilir misiniz? Bilanço ne midir? Evet. Bilanço nedir? Bilanço, şöyle çizeyim hemen. Bir işletmenin ABC işletmesi, tamam mı? Bir işletmenin belli bir tarihte, bugün ayın kaçı? 6'sı mı? 6.02.2017. Bir işletmenin, bak ABC işletmesi, belli bir tarihteki, bugün olur, 31 Aralık olur, hiç fark etmez, belli bir tarihteki varlıklarını, ondan sonra yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını, bunun toplamı kaynaklar aslında. Bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve kaynaklarını gösteren tablodur. Bilanço bu. Tamam? Teşekkür ederim. Bunun üzerinde konuşuyoruz. Şimdi kitabınızın 86. sayfasında dönemsellik ilkesi açısından kontrol diye bir başlık var. Biraz bahsetmiştik aslına bakarsak. Burada o deminki zaman çizelgesini bir daha ben çizeyim buraya. Dedim ya, dönemsellik ilkesi önemli. Dönemsellik diyor ki, demin de bahsettim, bir dönemin karını doğru bir şekilde hesaplamak istiyorsanız o döneme ait gelirlerle o döneme ait giderleri eşleştirin diyor. O yüzden eğer dönemi aşan bir işlem söz konusuysa, şurası 2016 yılı, burası da 2017 yılı olsun. Eğer dönemi aşan bir işlem söz konusuysa o zaman o ilgili dönemi aşan dönemden ayırmamız gerekecek. Karı veya zararı doğru şekilde belirleyebilmek açısından.
Ne demiş şimdi? Örnek var. Peşin ödenen giderler var. Peşin ödenen giderler. Şimdi bizim muhasebede iki esas var. Bir tanesi nakit esası. Diğeri de tahakkuk esası. Biz şimdi tahakkuk esasını benimsediğimiz için bu işlemler gerçekleşiyor. Nakit esasında para girdi çıktısı önemli sadece. Ama tahakkuk esasında işlemin gerçekleşmiş olması, o işlemin muhasebeleştirilmesi açısından yeterli. Şimdi burada ne yapmış? Demiş ki 1 Kasım tarihinde diyor 01.11 tarihinde işletme bir yer kiralamış ve 6 aylık kirayı peşin olarak ödemiş. 6 aylık kira dediğimizde o zaman 2011-2016'da yapıyorsak bu işi şuradan bir 1-2 aylık kira var. Kasım ve Aralık ayı var. 2 aylık kira buradan gelecek. Sonra Ocak, Şubat, Mart değil mi? Bir de Nisan. 4 aylık kirada ne zaman? 2017'ye ait olacak. Peki biz ödedik. Kaç para ödemişiz biz toplam? 4000 lira ödemişiz. Aylık 4000 lira ödemişiz. Yani toplamda kaç para yapıyor? 6 kere 4, 24 bin lira yapıyor. Heh, bak şimdi. Eğer biz bunu, bakın kira giderleri 24 bin ve kasa 24 diye yazarsak, ne zaman 01.11 tarihinde yazarsak bunu, o zaman yanlış yapmış oluyoruz. Yanlış yapmış oluyoruz. Neden? Çünkü bakın 24 bin liranın tamamını, 24 bin liranın tamamını sanki 2016'nın kira gideriymiş gibi yazdık burada. Evet, yanlış. Ama dönemsellik kavramı diyor ki bunu ayır diyor. 24 binin hepsi 2016'ya ait değil diyor. 2 ay diyor Kasım ve Aralık ayı 2016'nın, kalan 4 ay 2017'nin. Nasıl ayıracağız? İşte ayırıyor. Diyor ki 16.000 TL ise kabul. Burada yine ödedik biz. Parayı ödedik. Para ödemede bir sıkıntı yok. 24 bin lirayı ödüyoruz burada. Tamam mı? Sonra diyoruz ki gelecek aylara ait giderler hesabı 8.000, 2 aylık kısmı. 4 ayda 16.000. 4 ay pardon, kaç yapıyor? 16.000 4 aylık kısmı. Kira giderleri ya da genel yönetim giderleri de diyebilirsiniz. Burası da 8.000 diye ayırdığımız zaman bu kaydı doğru bir şekilde yapmış oluyoruz. Tamam? Tamam mı adam? Tamam, anlaşıldı. Bir de şöyle durumlar olabiliyor. Mesela düzeltmesini yapalım. Örneğin şimdi işletmenin şimdi bizde yapıyorlar onu. Mesela bizim apartmanda kömür alıyorlar. Kömür alıyoruz daha doğrusu. Diyoruz ki bunu biz kış aylarında kullanacağız diyoruz. O yüzden peşinen alıyoruz. Mesela şirketinde benzer bir şey yaptığını düşünelim. Genel yönetim giderleri hesabı işte örneğin kaç paralık olsun? 10.000 liralık. 10.000 liralık yakıt aldık. Ve bu 10.000 liralık yakıtı biz kışın kullanacağız diye hepsini genel yönetim giderlerine yazıyoruz. Ama 31 Aralık tarihi geliyor. 31 Aralık'ta bir bakıyoruz. Biz bu 10.000 liralık yakıtın örneğin 3.000 liralık kısmını kullanmamışız. Havalar yumuşak gitmiş ve bu 3.000 liralık kısmı kullanmamışız. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Bunun içinden buranın 7.000 lira kalan vermesi gerekecek. Yani 7.000 liralık kısım kullanılmış demek ki. O yüzden bir kayıt yapıp bunu düzeltmemiz gerekecek bizim.
genel yönetim giderlerini genel yönetim giderlerini 3000 lira genel yönetim giderlerini 3000 lira alacaklandıracağız ve diyeceğiz ki gelecek aylara ait giderler 3000 lira. Şimdi benzer şey hani kendi hayatınızda da olabilir. Hiç bilmiyorum, böyle dergilere abonelik falan yaptırdınız mı? Örneğin şimdi Şubat ayındayız. Diyelim ki bir yıllık abonelik yaptınız dergiye. Ve derginin işte 120 lirayı da peşin olarak verdiniz diyelim ki. Bunun nasıl kaydını yapacağız? 120 lirayı ödedik. 11 ay yani Aralık sonuna kadar olan kısım, Aralık sonuna kadar olan kısım 2016'nın gideri olarak yazılacak. Kalan bir aylık kısım da 2017'nin Ocak ayı gideri olarak muhasebeleştirilecek. Var mı anlaşılmayan bir yer? Şimdi şu konu önemli. Gelir ve gider hesaplarının nasıl muhasebeleştirileceği konusu. Şimdi biliyorsunuz hesap planında, tek düzen hesap planında 6 kod numaralı hesaplar, yani 6 ile başlayan hesaplar sonuç hesaplarıdır. Yani gelir ve gider hesaplarıdır. 7 kod numarasıyla başlayan hesaplar da maliyet hesaplarıdır. Maliyet hesapları. Şimdi fonksiyon esasına göre 7A seçeneğinde fonksiyon esasına göre ayırdığımızda gerçekleşen bazı işlemleri ve 7B'de de keza benzer gider çeşidi esasına göre muhasebeleştirmede de benzer bir yaklaşım söz konusu. Dönem içinde gerçekleşen bazı giderleri 7 kod numarasıyla başlayan hesaplarda muhasebeleştiriyoruz. Örneğin 710 kodlu işçilik giderleri direkt ilk madde malzeme 720 direkt işçilik, 730 genel üretim giderleri, 740 hizmet işletmeleri için hizmet üretim maliyeti hesabı, 750 araştırma geliştirme giderleri, 760 pazarlama satış dağıtım giderleri, 770 genel yönetim, 780 de 780 de finansman giderleri. Şimdi bak, 7 kod numarasıyla başlayan bu hesaplar dönem içinde kaydedildiğinde 7 kod numarasıyla başlayanlar, bunlar borç kaydı yapılıyor. Dönem sonunda bunlar dönem kar zarar hesabına aktarılacak. Nasıl aktarılıyor? Bunları bir fazla kod numarasıyla olan yansıtma hesapları aracılığıyla aktarılıyor. Yani 711, 721, 731 vesaire diye 781'e kadar giden hesap kodlarıyla bunları yansıtma hesapları aracılığıyla aktarıyoruz. Şimdi bunları nasıl aktaracağız? Bakın, yapmamız gereken şey şu. 7 kod numaralı hesapta kaydedilmiş duruyor. Bunları
31-12 tarihinde 711, 721, 731 artık hangileri varsa bu hesapları alacaklandırıyoruz. Karşılığında 6 kod numaralı hesaplara bunları aktarıyoruz. Daha sonra bu açık kalmış olan yansıtma hesaplarını şimdi alacaklandırmıştık ya, artık 7 kod numaralı hesaplarla kapatıyoruz karşılıklı olarak. Yani 711, 721, 731 ve bunun karşılığında 710, 720, 730 şeklinde 780'e kadar bunlar gidiyor. Ve bunları karşılıklı olarak kapatıyoruz. Ve kapattığımız bu hesapları da, altılı hesaplarda olan bu hesapları dönem kar zarar hesabına aktarmak suretiyle sonuç hesaplarına devretmiş oluyoruz. Genel akış, yani 7 kod numaralı hesaplarda, maliyet hesaplarında unutmayın lütfen. Öncelikli olarak bunu yansıtma hesapları kullanarak 6 kod numaralı hesaplara aktarmak. Bu aktarma işlemi bittikten sonra da ikinci adım, şu birinci adım. İkinci adımda yansıtma hesaplarını orijinal hesapla karşılaştırarak bunu kapatmasını sağlamak. Daha sonra zaten altılı hesapları, şuradaki altılı hesapların hepsini dönem kar zarar hesabına aktaracağız. Şimdi o işleme de bakalım. Şöyle onu da açıklayayım. Şöyle büyükçe yapalım. Sermaye hesabı vardı. Sermaye hesabının alacak tarafı ve borç tarafı, alacak tarafı artışları, borç tarafı azalışları gösteriyordu hatırlayacak olursanız. Gelirler ve karlar hepsini içerdiğini düşünelim. Sermayede artış yaratıyor. Dolayısıyla aynı taraftan artış sağlıyor. Giderler ve zararlar da giderlere ilişkin hesaplarda, giderler arttıkça, giderleriniz arttıkça işletmenin sermayesini azaltan bir unsur olduğu için borç tarafından artışları kaydediyorduk. Şimdi tabii ki gündelik yaşamda bizim kitaptaki örnekler gibi öyle 2-3 tane işlem yapmıyor işletmeler. Günde belki binlerce işlem yapıyor. Ve bunu yıla yaydığınızda milyonlarca, milyarlarca işlem yapmış oluyor aslına bakarsanız işletme. Dolayısıyla o kadar işlem arasından işte ne kadar geliri var ve bunların türleri neler? Benzer şekilde ne kadar gider var ve bunların türleri neler? Bunun belirlenmesi biraz zor. O bakımdan bunları, gelirleri ayrı ayrı duran gelirleri ve giderleri tek bir hesap altında birleştirme gerekliliği ortaya çıkıyor. Dönem kar veya zararı hesabı. Şu ortadaki kesme işareti veya anlamına geliyor. Henüz kar mı var, zarar mı var bilmiyoruz çünkü. Ne yapıyoruz peki? Gelirleri kar zarar hesabının alacağına aktarıyoruz. Giderleri benzer şekilde onu da dönem kar zarar hesabının borcuna koyuyoruz. Bakın gelirler ve giderler ayrı ayrı yerlerde duruyorlardı. Şimdi bunları aynı çatı altında topladık. Aynı çatı altında topladığımız zaman hangi taraf daha fazla geliyorsa, giderler fazlaysa zarar var, gelirler fazlaysa kar var anlamına geliyordu. Tabii ki burada yapmamız gereken şey şu: 31-12 tarihinde bakın önce giderlerden başlarsak eğer,
giderler için. Ne diyor? Dönem kar zarar hesabını borçlandırın diyor. Ve tüm giderleri buraya yazacağız. Alacaklandıracağız bunları. Bunlar giderler. Kapatıyoruz artık. Benzer şekilde 31.12 tarihinde yine bu sefer buraya tüm gelirleri yazacağız. Borçlandıracağız yani gelirleri. Ve ne diyor burada? Tüm gelirleri dönem kar zarar hesabının alacağına kaydedin diyor. O yüzden dönem kar veya zararı hesabının alacağına da kaydetmiş oluyoruz. İşte bu noktada gelirlerin giderlerden büyük olma durumu. Yani dönem kar zarar hesabında örneğin gelirler 100 bin lira toplam, giderler 75 bin liraysa o zaman dersiniz ki bu işletmenin gelirleri giderlerinden 25 bin lira daha büyük. Yani kar var dersiniz ya da tam tersi durumda zarar var deriz. Peki, geçen hafta da biraz üzerinde durmuştuk aslında bakarsanız. Şimdi o tam yeri geldiği için o noktaya bir değineyim. Bu şekilde yani tekrar çizelim. Dönem kar zarar hesabının gelirler ve giderler. Buradan elde edilen sonuç yani gelirler eksi giderler. Eğer sonuç pozitif çıkarsa ne demektir bu? Gelirler büyükse kar var. Bu karın adı nedir? Geçen hafta bahsetmiştik. Ticari kar olarak adlandırılıyor. Yani işletmenin tüm gelirlerinden tüm giderlerinin sonucunda eğer sonuç kar çıkıyorsa, eğer bunun sonucu negatif çıkıyorsa, yani giderler büyükse o zaman zarar var. Bunun da adı ticari zarar. Şimdi işin vergi konusuna geldiğimiz zaman İşletmeler vergilerini ticari kar üzerinden vermezler. Zarar olunca zaten vergi yok. Peki vergiyi nasıl hesaplıyorlar? Vergi bakın şöyle hesaplanıyor. Ticari kar veya ticari zarar. Bunun üzerine kanunen kabul edilmeyen giderler ekleniyor. Ne demek kanunen kabul edilmeyen giderler? Şu anlama geliyor. Bu bir gider. Yani şunların içinde yer alıyor. Giderlerin içinde yer alıyor. Ancak vergi kanunları tarafından devlet diyor ki bu giderler diyor işletme yönetiminin hatasından kaynaklanıyor diyor. Dolayısıyla bunları ben gider olarak kabul etmiyorum diyor. Varlıklarını korusaydı. Örneğin işletmenin ilk derslerimizde yapmıştık. İşletmenin kasasından para çalındığını düşünün. Ve bunun sebebinin bulunamadığını düşünelim. Bu bir zarardır işletme açısından paranın çalınmış olması. Ama devlet diyor ki sen paranı çaldırmasaydın diyor, sahip çıksaydın diyor. Zarar yazdığın için diyor ben vergi gelirim azalıyor benim için diyor. Dolayısıyla ben bunu gider olarak kabul etmiyorum diyor. Benzer şekilde işletmeleri teşvik etmek amacıyla bazı gelirleri de vergiden muaf tutuyor. Vergiden muaf gelirler. Bunlar da gelirlerin içinde yer almasına rağmen örneğin işletme hazine bonosundan gelir elde etmiş olsun devletten. Şimdi gelir elde edilince bu sizin karınızı arttıracaktır ya da zararınızı azaltacaktır gelir olması açısından. Devlet diyor ki zaten bunu ben veriyorum diyor size.
Onun için bunu vergiden muaf tutuyorum diyor. O yüzden vergisini almayacak. Bunun sonucunda bakın ticari kar ya da zarar hangisi varsa fark etmiyor. Buna kanundan kabul edilmeyen giderleri ekliyoruz. Ve vergiden muaf gelirleri düşünce sonuç mali kar veya mali zarar çıkacak. Bakın mali kar bu ticari kar. Mali kar ya da mali zarar çıkacak. İşte eğer mali kar varsa vergi bunun üzerinden hesaplanıyor. Mali kar üzerinden. Eğer sonuç zararsa vergi hesaplanmıyor bu durumda. Tamam mı? Bakmamız gereken şey bu. İşte. Durum bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hayır hocam, teşekkür ederiz. Yok. O zaman şöyle tekrar edeyim ben. Bundan bir iki hafta önce şehir dışındaydım. Ders yapamamıştık. O yüzden o dersin telafisini bu cuma günü yapacağız. Saat 3'te. Sonra önümüzdeki pazartesi günü yine şehir dışındayım ben. O dersin telafisini de ayın 17'sinde saat 11'de yani cuma günü saat 11'de yapacağız. Tamam? Sınavdan önceki son ders olacak. Anlaştık? Anlaştık. Tamam bakalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.